Yanan evi birlikte söndürmek isteyen birini bana sayın demedin diye dışlamak makul mü? İşte böyle nezaket konusunda haklısın diyor. Ama klasik üslubu itibariyle anlamsız olur diye yazmak istemedim. Muhatap alınmak isteyen kişi saygılı olur. Bütün derdi o. Egosu. Ya adama seni sevdim diyorum. Sevilecek bir adam bilmiyorum ya. Bundan sonra sevmeyeceğim onu galiba. Sevdim. Bir AKP'liye sevdim. Çünkü güzel bazı şeyler söylüyordu. Ama dedim bu konuda yanlışsın. Bir eleştiri şu anda unuttum. Lütfen açıkla dedim. Şuna cevap ver dedim. Bu saygısızlık adilliği ne biçim Türkiye ya? İnanılmaz bir şey ya. Herkes havalarda, herkes ilah. Korkunç nefis putlaştırma. Hem de böyle Müslümanım diyenlerden. Müslüman dünyanın en mütevazı insanı olması. Ya adam bana hakaret ediyor. Her türlü belden aşağı hakaret ediyor. Ama bakıyorum orada bir soru soruyor, bir eleştiri yapıyor. Ben onu yine şey diyorum, cevap veriyorum. Bana yaptığı hakaret kendisine gider. Bana bir zararı yok. Önemli olan gerçekleri tartışabilmek, barış için dayanışabilmek. Bağırabiliriz, bir müzahatla bilmem ne bileyim yani söyleyebiliriz sözümüzü. Ne düşünüyorsa bunu sansürlemememiz lazım ama münafık bir toplum. Adam sayın diyor içinden kövrediyor, sövüyor. Ben öyle değilim arkadaş. Ciddi söylüyorum yani ben bu adamı sevdim o sözü, söyledim onu. Ama sana sayın bilmem Mustafa Bey efendi falan diye niye öyle hitap edeyim ki? Ne gereği var ya? Sen de benim gibi bir insansın. Herkes birbirimize eşitiz. Ama bakıyorsun en istikbar, en kibirlediğin adamlarından, dincilerden çıkıyor. İnanılmaz bir şey ya. Halbuki tam tersi olması lazım. Mütevazi olmasın. Allah'ın kullarıyız. Havalara girmemesi lazım. Tam tersi. Firavun gibi nefis var ya. Aa bu çok güzel oldu. Bir Hristiyan 78